Hello there, today we will talk about conjunctions and uh, conjunctions as we all know are, they are linking or joining words that are used to connect various phrases or clauses. And in conjunctions uh, there are three types of conjunctions and as you see And namely they are coordinating conjunctions, subordinating conjunctions and correlative conjunctions. And today we will talk about coordinating conjunctions. We will start with it. E, Türkçe'de arkadaşlar conjunctions bağlaç anlamına geliyor. Yani bağlaçlardan bahsedeceğiz sizlerle. E, bağlaçlar ne? Türkçeden de bildiğimiz gibi e, benzer sözcükleri, söz öbeklerini veya Bağımsız cümleleri bağlamak için kullanıl kullanılırlar biliyorsunuz. Ee, İngilizce'de 3 ana başlık altında işleyeceğiz bunları göreceğiz. Coordinating, Subordinating ve Correlative Conjunctions olarak arkadaşlar. Coordinating Conjunctions aslında e, çok e, bildiğimiz, aslında hepsini çok iyi biliyorsunuz. E, gördükçe hatırlayacağız. And let's talk about Coordinating Conjunctions. and the Coordinating Conjunctions diyoruz. E, connect groups of words groups of words phrases which are generally similar in nature what does it mean ee, bu ne anlama geliyor arkadaşlar coordinating conjunctions benzer sözcükleri sözcük öbeklerini veya bağımsız cümleleri bağlamak için kullanılıyor arkadaşlar ee, ne dedik benzer sözcükleri sözcük öbeklerini veya bağımsız cümleleri bağlamak için kullanıyoruz ee, bunlar neler but or so and for nor yet. Ee, bunu fun boys olarak arkadaşlar e, başlıklarıyla yani ilk kelimeleriyle eee edebiliriz. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Yani fun boys for and nor but or yet so. Bunlar neler? Coordinating conjunction'sı. Yani benzer sözcükleri, söz öbek sözcük öbeklerini veya bağımsız cümleleri bağlamak için kullanıyoruz. Bunları dedik. Uh, let's see on the examples. And John is clever. Let's start with but and yet. But and yet uh, arkadaşlar but and like yet ne anlamı geliyor? E, ancak fakat e, ama gibi e, anlamlarda kullanabiliriz Türkçe karşılığı. Uh, let's see an example. John is clever but or yet lazy. John zeki fakat ama tembel aslında iki e, zıt şeyi kavramı benzer şeyleri e, zıtlığını belirtiyoruz değil mi arkadaşlar bu cümlede Martina is trying to do her best but yet the boss keeps criticizing her Martina yapabildiğin ne iyisini deniyor fakat ama e, patronu ne yapıyor onu eleştirmeye devam ediyor dedik yani but ya da yet ne demekmiş ancak fakat ama anlamlarında kullanılıyor dedik or um, or ne anlamı geliyor arkadaşlar yoksa veya anlamında kullanıyoruz yoksa ya da veya anlamlarında kullanabiliyoruz I'm going to buy a watch or a ring for her a watch or a ring ya ya da 2 ismi bağladık arkadaşlar biz ne ile? E, orla birlikte iki tane ismi bağladık arkadaşlar. Ne dedik? E, bir saat ya da yüzük alacağım onun için dedik. We will stay in a hotel or rent a bungalow. Ekim. Okay. We will stay in a hotel or rent a bungalow. Burada da arkadaşlar ne yaptık? E, ne dedik? Bir otelde kalacağız ya da bir bungalow kiralayacağız dedik. Ee, yoksa anlamında kullandığımızda oru ne yapıyoruz? Noktalı virgülle cümleden ayırıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Tell me the truth or I will leave. Doğruyu söyle. Yoksa ayrılacağım, gideceğim dedik. Yoksa anlamında kullandığımızda noktalı virgülle cümleden ayırıyoruz. Ee, bağlaç olarak kullanıyoruz arkadaşlar. So they went into huge credit card apps. So they had to sell their car. Son ne anlama geliyordu arkadaşlar? Bu yüzden bundan dolayı diyebiliriz. Bu yüzden bundan dolayı. Büyük bir kredi kartı borcuna girdiler. Bu yüzden bundan dolayı ne yaptılar? Arabasını satmak zorunda kaldılar dedik. She couldn't make it out. So she asked her teacher. Ee, yapamadı üstesinden gelemedi bu yüzden ne yaptı öğretmenine sordu dedik so bu yüzden anlamına geliyor dedik ve norla devam ediyoruz nor arkadaşlar e, ne anlama geliyordu ne de anlamına gelecek e, norda küçük bir kuralımız var Bağlaç olarak kullanıldığında birinci cümle olumsuz oluyor arkadaşlar. Örnekte gördüğünüz gibi ikinci cümlede devrik oluyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Nor kullandığımızda birinci cümle negatif olacak, olumsuz. ikinci cümle de devrik olacak arkadaşlar. Ne de anlamına geliyor demiştik. Um, Let's see on the example. Marta hasn't said a word nor has she looked at me. Arkadaşlar şimdi Marta ne bir şey söyledi, bir şey söylemedi ne de yüzüme bakmadı. Bir şey söylemedi ne de yüzüme bakmadı bakmadı dedik arkadaşlar. Ee, ikinci cümlede gördüğünüz gibi hezi başı alarak cümleyi devrik yaptık. Bunun tersi present perfect gördüğünüz gibi. Susan rejected the offer nor did she make a better one. Arkadaşlar burada did kullanarak negatif e, devrik yaptık. Sorry. E, Birinci cümle yine olumsuz anlamda arkadaşlar retmet demek e, olumsuz bir olumsuzluk var cümlede e, buna dikkat ediyoruz. E, i̇kinci cümlede cümleyi devrik yaptık didden yardım aldık çünkü aslında bu neydi made yani fiilin ikinci haliydi pastası olduğu için pastasın yardımcı fiilini kullanarak devrik cümle yaptık arkadaşlar. E, nor'da böylece ne var dedik. Birinci cümlede negatif bir anlam var. Negatif oluyor. İkinci cümlede devrik oluyor arkadaşlar. Don't forget it is so important. Let's continue with for. E, for arkadaşlar bağlaç olarak kullanıldığında e, çünkü için anlamına geliyor. For'un birçok kullanımı var. E, bunlardan da bahsedeceğiz. Daha sonra tabii ki e, bugün bağlaç olarak anlamına bakalım. For'dan önce mutlaka virgül kullanıyorsunuz. Virgülle cümleden ayırıyorsunuz. Uh, please don't forget it again. Uh, John has decided to go to a sport club, a club uh, for she has put on weight recently. E, John ne yapmaya karar vermiş? Bir spor kulübüne gitmeye karar vermiş. Çünkü e, son zamanlarda kilo almış dedik arkadaşlar make sure you take the key e, anahtarları aldığına emin ol for I will be out in the over right okay e, çünkü dışarıda olacağım dedik arkadaşlar e, for çünkü anlamına geliyor dedik virgülle cümleden ayırıyoruz please don't forget evet. let's continue with and And'in and kullanımını gayet iyi biliyorsunuz arkadaşlar. V anlamına geliyor. Yine iki cümleyi, benzer cümleyi ya da iki benzer sıfatı e, ya da sözcüğü bağlıyoruz. My cat is uh, big and strong. Big and strong. E, kedim büyük ve güçlü. V demek biliyoruz ki. One must behave kindly and respectfully to the elderly. One must behave kindly and respectfully. Kindly and respectfully we connect two adverb adverbs and in the first sentence we connect to noun. arkadaşlar. Şimdi birinci cümlede iki tane e, ismi bağladık. İkinci cümlede de iki tane adverb'i bağladık arkadaşlar. E, ne dedik? Büyüklere saygılı ve e, kibar davranılmalı dedik arkadaşlar. E, bu dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste subordinated conjunctions'larla devam edeceğiz. Ve yanlış olmayan bir şey olursa lütfen sorun. See you next lesson.